ortak yaptığımız bir proje vardı. Bizim yaptığımız, kendi yaptığımız projeden kazandık sanırım. Ya da dur bakayım bir dakika. Sanırım Mustafa Özkan sen çok kazanıyorsun de galiba ki yani söyleyemedin. Tekin abi buradaysa şimdi diyecek ki lan bizi mahvettin. En çok Mustafa Sandal'dan kazandık şimdiye kadar. Hani aranje ve beste olarak. Az önce bahsettiğin şarkıdan o zaman. Evet. Şimdi en çok talep alan müzik adamlarından birisiniz Ali Can'la birlikte. Evet. Bunun sebebi sence ne? Bunun sebebi bence ya bu ilk yaptığımız bir ara hatırlar mısın bilmiyorum da Burak King kostüm ekimi vardı. Evet. Aslında bizim çıkış dönemimiz orası. Yani bizim ilk piyasada ismimizi duyurmuş olduğumuz şarkı oydu. O dönem işte bir reggae falan durumu oldu. Böyle değişik bir tarzdı. Sonrasında Bu Benim Öyküm geldi. O zamanlar trap yoktu gibi bir şeydi. Yani daha çok underground'da rapçilerin kullandığı vardı ama popüler kültüre bu kadar ulaşmamıştı. Farklı geldi insanlara. Mesela Bu Benim Öyküm çok farklı geldi. O dönemi hatırlıyorum da yani artık hani çok insan şunu söylüyor da Bu Benim Öyküm gibi olsun, Bu Benim Öyküm gibi olsun. İşte altyapısı öyle olsun. İşte bir dönem hatta şey oldu. Klarnet, yaylı ve işte trap altyapı artık o kadar fix oldu ki herkes onu talep ediyordu. Yani biraz o dönem farklı oldu. Soundlar biraz farklı diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Sanırım herhalde farklı olması diyeceğim de şimdi diyecek ki insanlar farklı Mesela bir diye. soru gelmiş. Ben çok beğendim. Her aranjesi tutuyor mu? Yok canım öyle bir şey yok. Yani her yaptığımız işin tutma işi Tutmadığı olan. şarkı ben yok diye düşünüyorum. Var mı ya? Yani şimdi biz tutmamaktan kastımız şöyle. Hit olmayan şarkımız yok. Bu benim öyküm, Dolunay. Çok var da Derdim aynı zamanda olsun. yaptığımız işte atıyorum işte 5 milyon 10 milyon da kalmışlar ya da işte 7-8 milyon da kalmışları saymıyoruz. Yani sonuçta bir şarkının tutması için halka düşmesi lazım. Yani halkın ağzında olması lazım şarkının. Rakamlar çok önemli değil. O yüzden Peki şu hani konu... Buyur. halkın ağzına düşmüş çok hepsi de halkın ağzında herkes sokakta bunu söylüyor da bir durum yok. Ama hani bayağı proje var tutan. Şu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Hani Reymen'le bir çalıştınız. Tamam. Reymen'in şarkısı bayağı bir tuttu. Milyonlarca Evet. dinlendi. Derdim olsun şarkısı. Ondan sonra sanki size olan talep daha fazla arttı. Ne düşünüyorsun? Evet. Derdim olsun. Bu benim öyküm ve koştum hekimelerin talepleri, bizdeki talebi çok arttırdı. Derdim olsun daha da çok arttırdı tabii. Çünkü o bayağı bir rekor kırmıştı diye hatırlıyorum. İşte bilmem kaç ülkede trendlerdeydi vesaire vesaire derken. Derdim olsun ben şunu anlamıyorum mesela insanların işte bir şarkı çıkıyor tamam mı oldu 200 milyon ya da işte 300 milyon neyse kendisi o insan değilken ben de bu şarkıyı istiyorum bunun gibi istiyorum mesela atıyorsun bakıyorsun mesela hiç alakası yok hani o tarzda işte giyim olsun yaşantı tarzı olsun işte söylemiş olduğu proje olsun ama ben popüler oldu diye ben de öyle bir şey istiyorum ama olmaz yani anlatabildim mi? Reymen'in şarkısı gibi şarkı istiyorum diyen oldu mu çok? Çok canım. Çok, inanılmaz. Peki Çok. bildiğimiz isimler mi bunlar yoksa sıfırdan çıkacak olanlar mı? Ya bildiğimiz pop camiasından çok oldu. Zaten bu eski rapçi dediğimiz işte atıyorum örnek verecek olursak APO tarzında işte Burak King tarzındaki sanatçılar zaten kendi bestlerini kendileri yapıyor. O taraftan çok talep gelmez o konuda. Çünkü hepsi kendi yapıyor zaten. Ama pop tarafından bayağı bir talep geldi. Böyle bir şarkı istiyoruz ya. Yani. Yani bu tanıdığımız popçular mı? Evet, isim vermeyeyim ya da. Yok isim verme. Bir ara Reymen'in Derdim Olsun şarkısı popüler olduktan sonra Demet Akın'ın da sizden şarkı talebinde bulunmuştu ve bunu sosyal medyadan bayağı bir paylaşmıştınız. Evet. O şarkı ne oldu? Mesela o şarkının akıbetini merak ediyorum ben. Ya şöyle oldu. Biz stüdyoda geldi oturduk eşiyle beraber Okan'la beraber sohbet yaptık. Güzel şarkıyı beğendik. Klibi falan konuşmaya başladık. Daha sonrasında sanırım şey oldu konuştuğumuzda yani ben o tarz yapmayayım. Hani ben hep pop söyledim işte gelip de hani o tarz yapsam olur mu bana yakışır mı ya da işte yakıştıramadım gibi bir durum oldu. Yani yakıştıramadan kastı şöyle bir şey. Hani ben o tarzı söyleyemedim. Kendisine belki oturmadığını düşünmüştür. Aynen, aynen öyle. Sonra öyle iptal oldu ama bir sıkıntı yok.
Çalışmak ister miydin Demet Akalın'la? Başarılı bir popçu kendisi bence. Şarkıları güzel tutuyor. Yani bizim şöyle bir durumumuz var, hani çalışmak istemem gibi deme gibi bir lüksümüz yok ya. Yani çünkü bizim işimiz o yani. O yüzden Kırgınlığın var mı peki? bir dönem olmuştu çünkü iş proje onun için Hatta bir ayrılmış. açıklama da yapmıştım Demet Akalın'la Evet. alakalı. Onu düşünerek zaten hiç geç cevap verdim. Sen biliyorsun zaten açıklamayı. Ama yani sonradan konuştuk. Herhangi bir problem yok. Yani çalışırız ya. Herkesle çalışırız. Yani o Demet yüzden. Akalın'la bir daha konuşunuz o zaman o açıklamanın üzerine. Tabii. Ondan sonra yine konuştuk. Bir problem yok yani. Aa, süper o zaman. Peki böyle senin özel... Bilmiyorum. Belki simgeyle bir çalışma olabilir ya. Değişik bir şey Çünkü farklı yapabiliriz. tarzlar deniyor simge. Güzel olabilir. Çünkü son zamanlarda Uyabilirsiniz. Reymen'le peki yollar nasıl kesişti? şöyle Reymen'in işte ben tanışmıyordum zaten onunla. Ama eski şirketinden bir arkadaşımız vardı. O işte YouTube videosu için şey yapmıştı. İşte Özkan bir tane YouTube videosu yapacak Yusuf. Telifsiz bir müzik lazım. Yardımcı olabilir misin diye. Dedim onu yaparız. Sen gel dedim ona bir şarkı yapalım diye. Falan geliriz derken bir iki hafta sonra da işte Yusuf geldi işte arkadaşlar beraber oturttuk dedik ne yapıyorsun ne ediyorsun işte bunu yapacağım dedi dedim basit bir şey yapacaktı o sadece YouTube'a bir tane video çekmek için dedik gel sana şarkı yapalım dedi ki olur mu acaba olmaz mı vesaire derken bestleri dinlettik derdim olsun'u dinlettik ondan sonra ona çok yükseldi yapalım mı dedim derken ondan sonra süreç başladı zaten yapıp bitirip teslim ettik. Çok iddialı bir soru soracağım. Tamam. Bir düşündüm. Reymen'in müzik piyasasında bu kadar güçlü olmasını sağlayan adamlar sizler misiniz? Müzik adamları. Yani şöyle bir şey var. Yusuf daha önce de şarkı çıkarmıştı. Yani orada öyle bir etki olmadı. Belki bizle alakalıdır diye demeyeceğim de belki dönemi denk düşmüştür vesaire vesaire ama hani biz yaptık diyemem ama hani bizim yapmış olduğumuz projeden sonra gerçekten. Çünkü biz Yusuf'la konuştuğumuzda hep şunu diyordu hani işte kanka ben yaparım ama işte 10 milyon da kalır bende kalsın yeter ben YouTube yapıyorum zaten falan kafasındaydık yani. Çünkü şarkıyı biz yayınladık. Ben stüdyodaydım hatırlıyorum şarkı yayınlandı. Ya aradan 5 dakika geçmeden sokaktan arabalardan dinlemeye başladık. Biz şok olduk zaten bir anda bu kadar yürümesine. Onu kimse beklemiyordu zaten böyle bir şey olacağını. Hani yürüyecek gidecek ama biz miyiz sorusuna cevap verecek olursak hani öyle bu kararlılık yapmak istemem. Ya herkes şeydir hani kaderinde kısmetinde varmış. Bütün işte kumaşlar denk düşmüş olmuş yani. Peki, şimdi Reymen çok eleştirildi. Evet. Eleştirilme sebebi sence neydi? Ya eleştirilme sebebi bence başarılı bir iş çıkardı ya. Ben hani Yusuf evet herkes işte sallama. Çünkü popülerdi bir dönem. Hala da öyle. İşte nasıl prim yaparız? İşte Yusuf'a bir sallayalım biz de görürsün ya da bir şey olur. Vesaire, vesaire. Bence öyle bir çocuk yani kalkıp zaten öyleydi zaten. Şarkıdan önce de o tarz bir tavır takınıyordu vesaire ama hani hiç bilmiyorum. Sonrasında böyle bir medya işin içerisine girdi. Bir şeyler oldu. İşte şirketle alakalı sorunları oldu. İşte bilmiyorum o durumlar nasıl, onların özeli nasıl yaşadılar, ne sıkıntıları oldu vesaire ama Yani bir de Reymen mesela hiç müzik piyasasında böyle işte ben wow böyle bir şarkıcıyım açıklaması yapmadı ama şarkıları tuttu. Belki de bir çekememezlik de olmuş olabilir müzik camiasında. bence güzel Şahsen ben de sesler. mesela eleştirenlerdenim. Ya ama ben sesini mesela eleştirdim. Şarkının tutmuşluğuna mesela bir söz de bulunmadım. Ya evet ha evet ama dediğim gibi yani şimdi şöyle bir şey var. Şarkıcı değil diyorlar mesela ama hani bazı şarkıcılar var hiç onun yanına yanaşamaz yani. Öyle söyleyeyim Reymen'in yanına yanaşamayacak şarkıcılar da var yani. Yani diyorsun. var. Yani o yüzden hani o iş şeyle alakalı değil. Hani ben daha iyi şarkıcıyım. Ben daha iyi bu işi biliyorum. Teknik bilgim daha çok. Ben daha çok bu camianın içerisinde olduğum için daha iyi iş yapmam gerekiyor diye bir şey yok yani. Bu gerçekten Aşağıdan genç müzisyenler de çok yazıyor. Onlarla alakalı da sorular var. O soruları da ben soracağım. tamam. Nasıl çalışabiliriz, kendisine nasıl ulaşabiliriz tarzında sorular var. O bölüme de geleceğim ben. Şu an sadece biraz işte müzikal işlerini konuşalım istiyorum. Tamam.
Reymen'le ilgili bir soru daha soracağım. Reymen'in çıplak sesi nasıl? Güzel. Kötü Şey değil değil yani, diyorsun. böyle hani. Ya sonuçta Sonra... şimdi kim olursa olsun yani üzerinde bir düzenlememiz gerekiyor. Ayrı bir durum. Yani güzel olsa da gibi düzenlememiz gerekiyor da. Yani hani çok bizi rahatsız edecek bir durum yok. Yani bence Yusuf sesi var yani. Bir şey soracağım. Peki Güzel. bu birçok sanatçı hakkında şöyle bir iddia var. Mesela stüdyoya girince şarkıları yorumluyorlar. Onun üstüne mesela aranjörler işte sesi temizliyorlar, sesle oynuyorlar. İddiaları doğru mu? Tabii yani şöyle, ama şöyle bir şey yok. Benim sesimi Müslüm Gürses gibi yap. İşte benim sesimi, öyle bir şey yok tabii ki. Yani bir sürü mesela mesajlar falan da geliyor. İşte benim sesimi işte ne bileyim Weekend gibi yap. İşte Drake gibi yap. Tamam, okey, yapılır ama önce bir söylemen lazım bunu ki biz onun efektini yapalım. Yani şimdi işte Drake'in kullandığı, Weekend'in kullanmış olduğu işte efektleri biz de kullanabiliriz ama İşte kumaşta o renk var mı acaba? Bir önce onun kendisine sorması gerekiyor. O yüzden yani her seste bir oynama var ama böyle farklı bir insan sesine bürünme durumu yok. Düzenliyoruz Hayır. işte son olarak, işte detoneler vardır, onları düzeltiyoruz ve işte ne bileyim bazı kaçırdığı noktalar var, onları düzeltiyoruz. Ama hani aşırı bir şekilde bir değiştirme durumu söz konusu değil. Detone olmayan şarkıcı var mı? Yoktur ya. Ya vardır da Her şarkıcı hani detone oluyordur bence. çok minik oluyor. Minik de olsa vardır yani. Entonasyonlar var yani, olur. Normaldir bu arada, hani kusur değil. Aşağıdan bir yorum gelmiş, bir soru gelmiş de. Reymen tenor mu yüksek bariton mu? Ne alakalı? Yusuf'la Kanka alakalı yoruma bir sormuşlar. dakika, Yusuf ben de Aktaş'la. yani ikisi de, Yusuf'un aralığı çok geniş çünkü. Mustafa Özsan da vokal kayıtları Bayağı. nasıldı? Ya mesela ben Vallahi Yusuf'un vokal kaydını... Mustafa abinin kayıtları çok güzel geçti. Çok da hani eğlenceli bir adam. Ben daha önce tanışmamıştım ama hani bayağı samimi. Çok iyi geçti yani. Ne yapayım Şimdi ben? Reymen'in son albümünde de bir üç şarkı yaptın ama bundan önce bundan sonra bir de Enes Batur'un bundan önce oluyor pardon Enes Batur'un Dolunay şarkısında da yine sizin imzanız var. Enes Batur'da Aynen mesela öyle. bir sosyal medya fenomeni, iki tane sosyal medya fenomeni de yine seni tercih etmiş bulunuyor. Bir özel arkadaşlığınız mı var? Yo, yine işte şu an arkadaşız, hepsiyle arkadaşız da hani daha yani projeden önce Enes tanışmıyorduk. Batur peki nasıl biri? Nasıl müzisyenliği nasıl? İyi, ben gayretli yani istediğini yapıyor yani, öyle söyleyeyim. Yani ben ilk defa birinde böyle hırs ve hani başarma duygusu yüksek, geldiğinde çalışıyor. Biz bayağı bir çalıştık yani, istekli. O yüzden bence zaten bu müzik işinde de öyle bir şey var. İstemek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor. Herkes olumsuz eleştiri yapmış olabilir. Bir önyargıyla bakıldı işin içerisinde ama günün sonunda bence güzel de bir iş çıktı yani ortaya. Enes Batur'un şarkısıyla alakalı Reymen bir açıklama yapmıştı. Gülşen'in şarkısına benzetmişti. Ya bestesini ben, ama bence alakası yok ya. Yani evet, sonuçta şarkıların şey akorları birbirine benzeyebilir ama hani çok da hani alakalı değil bence. İşte evet genel olarak bütün müzisyenlerin, bütün müzik adamlarının şarkılarıyla alakalı böyle benzerlikler olduğu iddia ediliyor. Bu benzerlikler sence neyden kaynaklı? Çünkü birçok bestekarın olsun, aranjörün olsun şarkılarını başka şarkılara benzetiyorlar. Özellikle yurt dışındaki şarkılara da çok benzetiyorlar. Sample diye bir şey var galiba. İstersen Ya biraz bu benzerliği anlatırsan genel olarak insanlar da müzikle alakalı bilgi sahibi olmuş olur. şundan dolayı, çünkü herkes birbirini referans alıyor. Yani atıyorum mesela şimdi dedim ve işte derdim olsun gibi şarkı olsun dediğinde, derdim olsun tarzında bir akor dizilimi ve işte o ruh halindeki bir altyapıya söz veriyor. Yani o yüzden popüler olan bir şeyi hep istediği için insanlar birbirine çok benziyor. Bence en büyük nedeninden biri o. Yani atıyorum şu an işte Türkiye'de gençlerin dinlediği işte Weekend, işte ne bileyim oldu. Baktığın zaman R&B rapçileri şu anda hemen hemen o taraftalar yani. O yüzden tamamıyla şeyle alakalı ya. Hani referans alınan şarkılar olduğu için. Yani özgün, tabii ki özgün. Kendi sonuçta dokunuyor, ayrı bir şey ama
oturduk evin içinde oturup böyle aa dur lan benim aklıma bir tarz geldi deyip sıfırdan bir tarz kimse yaratmıyor tabii ki. O yüzden birbirine benziyor ister istemez. Birbirine benzemesi de normal karşılanıyor o zaman. Zaten kaç tane nota var ki? Değil mi? Herkes de aynı açıklamayı yapıyor. Yeni projelerin var mı şu an mesela? Bir Şöyle Enes Batur'un şarkısı gelecek galiba yakın süreçte. kendi albüm projemiz var. Alican'la beraber yapıyoruz bunu. Dijital Meydan olarak. İşte burada daha önce çalışmış olduğumuz bütün sanatçıları ortak bir albüme topluyoruz. İşte burada hani bahsetmiş olduğumuz çoğu isimler var. İşte bu işte Reymen, Kimler Enes, olacak? APO var, Burak King var, Tuğçe Kandemir var, Diyar Pala var. Herkes unutmuş onu ama İngiltere'de o da. Çok sevdiğim bir abim. Reymen var, Yusuf var. Olabilir. Onun dışında X birkaç bir isim daha var. Ama netleşmemiş. Yani Ben Nigar'ın sesini de çok beğeniyorum, Özkan. gerçekten Nigar'ın sesi çok iyi. Bu Diyorum şöyle inanmıyorum. Güzel olmayan bir şarkıya ne kadar reklam yaparsan yap. Yani sadece vermiş olduğun reklam kadar tutar. Yani şimdi evet güncel reklam kanalları bir sürü var. İşte YouTube AdWords var. İşte ne bileyim TikTok'ta bir sürü reklamlar dönüyor. İşte Instagram fenomenleri paylaşıyor falan ama yani şimdi şarkı güzel değilse sadece yapmış olduğun reklam kadar yürür. Şimdi işte atıyorum örnek o konuştuğumuz için onu diyorum. İşte derdim olsun ya da işte Dolunay'a işte Instagram falan inanmıyorum. Güzel olmayan bir şarkıya ne kadar reklam yaparsan yap. Yani sadece vermiş olduğun reklam kadar tutar. Yani şimdi evet güncel reklam kanalları bir sürü var. İşte YouTube AdWords var. İşte ne bileyim TikTok'ta bir sürü reklamlar dönüyor. İşte Instagram fenomenleri paylaşıyor falan ama yani şimdi şarkı güzel değilse sadece yapmış olduğun reklam kadar yürür. Şimdi işte atıyorum örnek o konuştuğumuz için onu diyorum. İşte derdim olsun ya da işte Dolunay ya da işte Tuğçe'nin şarkısı ya da Reymen için çok konuşuldu. İşte sahte tık yapıldı diye mesela. İstediği kadar sahte tık yapılsa da sonuç itibariyle sokağa indiğin zaman bunu halk biliyorsa ve söylüyorsa gerisinin hiç önemi değil ya. Önemli olan halkın bunu dinleyip halkın ağzına düşmesi. O yüzden sahte tık da yapsa yapmasa da hiç şey değil. Çiğ sahte tık yapmadı bu arada. Şarkının yayınlandığı anda biz üçlü konferans yapıyorduk. Anlığı biz görebiliyorduk yani YouTube'da. Özkan sen çok kritik konulara girdin. Ben de burada seni zorlayacağım. Hiçbir şarkının sahte bir şekilde dinlenme satın aldın mı? Hiçbir şarkın için. Onu ben almıyorum yani şöyle çünkü ben Sanatçı kendim mı alıyor bunu? tabii onu hani sanatçının kendi yapım şirketi ona destek oluyorsa ya da işte ne bileyim onun çalışmış olduğu bir sosyal medya uzmanı varsa o yapıyordur da hani biz aranje yapıp teslim ediyoruz ama onun dışında arka tarafta hani öyle bir destek de yapmıyoruz ama bildiğim var yani sonuç itibariyle reklam veren de sonuçta bir Google YouTube'a girdiğin zaman bir sürü şarkı reklam var yani şimdi yok Peki diyemem bu ki burada yani. olması gerekiyor mu sence? Belli olması gerekiyor çünkü çok müzik var. Yani çok şarkı yayınlanıyor ve Yani insanların şöyle düşünüyorsun, hani bir sahte dinlenme alarak bir şarkı ön plana çıkıyor. Bu şarkı daha sonra gerçek kitlesine ulaşınca da o dinlenme oranı mı? ya şöyle sahte tıklanma denen bir şey yok aslında. Tamamıyla sen YouTube AdWords bu tamamıyla Google'un hizmeti. Benim diyor Google platformlarındaki bütün istemiş olduğun video kanallarının reklamını çıkabilirsin diyor. Aynı işte Trendyol'un çıktığı gibi vesaire işte ne bileyim tatil sepetinin reklam çıktığı gibi kendi şarkında başka bir dolarda reklamını parasını vererek çıkarabiliyorsun. Bence gayet normal bir şey. Yani bu sahte işte illegal bir durum değil. Adam diyor ki ben diyor sıfırım diyor. Beni bilen kimse yok. Benim duyulmam lazım. Çok güzel güzel projem de olsa var olduğum yerde kimse beni bilmediği için keşfedilemeyeceğim. O yüzden beni birilerinin keşfetmesi için reklam çıkmam gerekiyor ki reklam modelleri çok iyi bu arada. Şöyle çok iyi. İstemiş olan atıyorum ben İşte Tarkan tarzında bir şarkı ya da Weekend tarzında bir şarkı yapıyorum ben. Türkiye'de Weekend dinleyen insanlara reklam çıkabiliyorsun. Bundan daha önemli Yani kitleyi seçebiliyoruz. seçebiliyorsun. O yüzden bence reklamın çıkılması normal. Zaten eski tık falan dönemleri vardı. YouTube onları kaldırdı. Yok öyle bir şey. AdWords maliyetleri çok düştüğü için insanlar AdWords reklamı veriyor. Ama sahte tık ya da ne bileyim işte botlar falan yok yani şu Yani anda. çok güzel bence burada bunu anlattın. Yani insanların algısı şöyleydi. Bot hesaplar mesela tıklıyor ama o gerçekten bir insana ulaşmıyor diye Ya düşünüyordu.
Öyle var. Ya şimdi yine AdWords'ten reklam çıkarsın. Bunu yapan bazı sosyal medyacılar var. Onlar ama görebiliyorsun. Atıyorum işte Türkiye'de bir reklam çıktığın zaman maliyeti daha yüksek oluyor. Ama adamlar geliyor işte atıyorum Çin, Hindistan gibi ülkelere reklamı çıkıyor. Reklamlar boşa gözüküyor. YouTube analitiğe baktığın zaman da işte trafik kaynaklarında coğrafya olarak baktığın zaman bir bakıyorsun ki Türkiye'de çıkarmış olduğun bir şarkıda Hindistan %80 dinlenmiş. O zaman da diyorsun ki bana reklam veren sosyal medyacı beni kazıklamış diyorsun bu sefer. Peki bu Hindistan ne ya? Herkes Hindistan'dan alıyormuş bu dinlenmeleri. Çok düşük maliyet olduğu için YouTube tıkları o tarafa reklam veriliyor. Peki Hindistan'da gerçekten bir insan dinliyor mu bu şarkıyı? İzliyor ama bir faydası yok. İzliyor ama bir faydası yok. Yok evet. Bir etkileşim yok yani. Ama Ya izleme. AdWords reklamlarından haberdarım ama bu şeye hakim değilim mesela. Gerçekten bu YouTube'da mesela 100 milyon dinlendi diyelim bir şarkı. Bunun yüzde kaçı gerçek kişi, yüzde kaçı Onun bot bilmiyorum. da şöyle bir şey var. Şimdi yeri geliyor. Ben sadece aranjör için söylemiyorum da buradan şimdi enstrümanistler için de söylüyorum. Şimdi insanlar sanıyor ki mesela şarkıyı söyleyen kişi yaptı. Şimdi öyle zamanlar oluyor ki mesela atıyorum bir yaylı mesela o kadar önemli ki şarkı için. Belki de bütün şarkıyı yürüten şey o. Ama yaylı bu işin hiçbir yerinde yok mesela kemancılar işte olsun. Mesela Hüseyin abi İstanbul Strings çok çalışırız. Bütün projelerimizde beraberizdir onunla. İşte ne bileyim Ergün Şenlendirici o da klarnetle bize çok eşlik eder. Bazen yeri geliyor öyle güzellerde dokunuyor ki şarkıyı kaldıran şey o. Ama onun bir hakkı yok mesela. Olması lazım. Aranjörün hiçbir hakkı yok. Yani tamamıyla şey oluyor. Bazen aranjeyle şarkı adam oluyor mesela. Öyle bir şey de var. O zaman şuradan şunu anladım. Aranjör sanatçıya bir bütçe veriyor. Değil mi? Doğru mu? Evet ama telif vesaire Telif dışında şey vesaire. Siz telif almıyorsunuz. yok. Öyle bir durum yok. Ama Ha alınması böyle gerekmiyor mu sence? Bence alınması gerekiyor. bence alınması gerekiyor. Yani bilmiyorum. Çünkü orada MSG'nin şeyinde var mesela işte aranjör payı denen bir şey var ama genelde boş bırakılır. O zaman siz de müzik ve besteyi de siz yapın, her şeyi siz yapın. Daha çok fazla kazanırsın, değil mi? Mantıklı. Zaten şimdi biz beste de yapıyoruz aynı Hı zamanda hı. canlı beraber. Enes'in şimdi yeni yazdık şarkısının işte söz müziğini biz yapacağız. Yanındaki Alican mı bu arada? Yok benim kuzenim Abdullah var o. O da galiba müzikle ilgileniyor. Burada değil şu an. O da şimdi evet onu da müzik piyasasına soktuk. Gayet yetenekli. Artık arkamızdan o da geliyor ya. Bayağı iyi oldu. Özkan kaç yaşındasın? Kaç göster? Evet bu şey mi? Cover yapıyorlar falan. Cover yapıyorlar. Bununla alakalı birçok haber çıktı. Music On Air adlı siteyi takip ediyor musun? Orada ben okudum bu haberi de. Yani o haberi görmedim ama takip ediyorum. Şarkıların orijinal altyapısı kullanılmıyormuş. Benzer altyapısı kullanılıyormuş. Tamam. Ve bu şekilde kimseye telif ödenmiyormuş. Aynı zamanda bu uygulamayı kullananlardan da belli bir miktarda para alınıyormuş. Evet. Birçok Türkiye'deki şarkıcı da artık buna ses çıkarmaya başlamış. Telif Ha. almamız gerekiyor demiş. Sen bu uygulamayla alakalı ne düşünüyorsun ya da bu olay Vallahi çerçevesinde? yani onu bilmiyorum. Yani o hukuksal anlamda ne olduğunu bilmiyorum o tarafta ama en son TikTok'la alakalı problem çıkmıştı. Onu çözdüler ama artık telif ödüyor. Şimdi Instagram müzik de geldi. Büyük bir ihtimal sanatçılar buradan da para kazanacak artık. İşte Facebook'tan da kazanılmaya başlandı. Ama hiç adil değil. Buradan yani sizler para kazanamıyorsunuz. Biz kazanamıyoruz evet. Söz, müzik, besteci falan kazanıyor mu buradan? Evet söz müzikçi kazanıyor. Zaten telif onlara yatıyor. Sanatçıya yatmıyor. Mesela atıyorum söz müziğini ben yaptım şarkı. Tamam mı? Sen okudun. Şarkıyı söyledin. Şarkı senin adınla çıktı. Meslek birliğinde söz müzik benim olduğu için herhangi bir telif ödendiğinde o bana geliyor. Hmm, Sanatçıya gitmiyor. güzel. Değişik. Bence çok bilgilendirici bir yayın oluyor bu arada. Valla varsa sorular bildiğim kadarıyla yanıtlayayım ya. Beste nasıl yazılır?